Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2023'ün en önemli aylarından birine giriş yapıyoruz. Bakalım konu başlıklarında neler var. 5 Mayıs'ta Akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs'ta Merkür retrosu bitecek. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak ve 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcuna geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. 5 Mayıs'ta meydana gelecek olan 14 derece Akrep burcundaki ay tutulması tüm Mayıs ayını etkilemekle birlikte önümüzdeki birkaç ayı da etkileyecek önemli bir tutulma. Son 2 yıldır Boğa Akrep tutulmalarının tesiri devam ediyor ve sizin için de bu çok önemli bir sürece işaret ediyor. Bu tutulmada öyle toplumsal alanlarda da önemli krizler, stresler yaratabilecek bir tutulmadan bahsediyoruz. Kişisel anlamda da tabii ki özellikle sizin için ev, yuva, ailevi konular, özel yaşamınızla ilgili konularda belirleyici bir tutulma bu. Uranüs etkili olduğu için ani, hızlı gelişmeler olabilir ama Merkür retrosu da var bu tutulmada. Biraz geçmişle ilgili konuları da gündeme getiriyor ve de süreçte olan, devam eden konular belki burada bir toparlanabilir, netleşebilir. Bu bir ev, yuva, aile ile ilgili bir konu olabilir. Mesela bir evlenme konusu, aile olma konusu, taşınma konusu, ev almak, satmak gibi bir konu olabilir. Ebeveynleriniz, anneniz, babanızla ilgili konular olabilir. Bu alanlarda bir farkındalık, bir tamamlanma, bir dönüşüm getiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa bu ay tutulmasının sizin için çok daha önemli ve belirgin etkiler getirebileceğinden bahsedebiliriz. 15 Mayıs'a kadar Merkür geri harekette. Bu nedenle çok önemli kararlar vermemek, biraz belki yavaşlamak, gözden geçirmeler yapmak daha doğru. Örneğin bir taşınma konunuz var. Belki yani size ait bir emlakın satılması, kiralanması ile ilgili bir konunuz var. İşte kontrat yapmak, sözleşme yapmak, imza atmak için 15 Mayıs sonrasını beklemekte fayda var. Şartlar, koşullar değişebilir. Hızlı karar vermemekte fayda var bu dönemde. Bunlar iş konularıyla da ilgili olabilir. Çünkü kariyer alanınızda da Merkür gerilemesi devam ediyor. Daha çok geçmiş konularla ilgilenebilirsiniz. İşte evde tadilatlarınız olabilir, düzenlemeleriniz olabilir. Hep ertelediğiniz işlerle şimdi ilgilenmeniz gerekebilir. Zaman zaman üstlerle iletişimlerde, aile büyükleriyle iletişimlerde biraz sıkıntı ve gerginlik yaşamanız mümkün. O yüzden iletişim sorunlarına karşı dikkat edin. Ama 15 Mayıs'tan sonra artık daha rahat ilerleyebilirsiniz. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Bu önemli bir gezegen değişimi tabii ki. Şans gezegeni. Jüpiter'in burç değiştirmesi, hangi burçtaysa ve kişisel haritalarımızda hangi evdeyse şansı da o alanlarda bize daha fazla getiriyor sevgili aslanlar. Bu durumda Jüpiter sizin kariyer evinize gelmiş olacak ve bir yıl 2024-25 Mayıs'a kadar Jüpiter Boğa burcunda olacak. Bu dönemde iş konularında gelişme, büyüme imkanlarını bulabilirsiniz. Bu dönemde işinizi de büyütebilirsiniz. Yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Kendi işinizi de kurabilirsiniz. Daha şanslı olacaksınız. Üstlerin, otorite figürlerinin desteklerini alabileceğiniz bir dönem. Toplumdaki duruşunuz, statünüz gelişebilir, saygınlaşabilirsiniz. Belki evlilik gibi, işbirliği gibi konularda da tabii ki destekler getirebilir bu süreç size. En son 2011 Haziranı ile 2012 Haziranı arasında Jüpiter Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Bakalım ne tarz etkiler almıştınız. Benzer tesirler oluşabilir çünkü. 19 Mayıs'ta tam da yine bu alanda 28 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay kariyer alanınızda bir kapı açabilir size. Yeni bir işe başlamak gibi ya da çalışma koşullarınızda bir değişim gibi. Bu alanda zaten ayın genelinde biliyorsunuz işiniz, kariyeriniz, eviniz, yuvanız, özel yaşamınız, aileniz, ebeveynleriniz daha fazla dikkat çekiyor. Bu yeni ayda yeni bir döngüyü başlatabilir. Bu yeni ayın bir özelliği daha var. Nisan ayındaki güneş tutulmasını da tetikleyen bir yeni ay bu. Bir şeyler daha hızlı ilerleyebilir. Yani düzen değişimi, yer değişimi gibi konular da tetiklenebilir. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa daha fazla tesir alabilirsiniz. Daha belirgin olabilir etkileri. Ve 20 Mayıs'tan itibaren Mars burcunuza geçecek. 20 Mayıs'a kadar Mars yengeçte.
Venüs'te 7 Mayıs'tan itibaren Yengeç'te, biraz ayın genelinde ilk yarısı içerisinde enerjiniz daha geri planda, sanki biraz daha pasif görünüyorsunuz. Ama 20 Mayıs'tan itibaren Mars burcunuzla geçince enerjiniz de artıyor. Böyle daha böyle dışa dönük, daha girişken, daha mücadeleci, daha özgüvenli bir hale gelebilirsiniz. 10 Temmuz'a kadar da Mars burcunuzda olacak. Enerjinizin yüksek olduğu, girişken olduğunuz, daha savaşçı olduğunuz, inisiyatif alabileceğiniz önemli bir dönemi başlatıyor sevgili aslanlar. Bu ayın özellikle dikkat edilmesi gereken birkaç günü var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok önemli gezegen açıları oluşacak gökyüzünde. 17 Mayıs itibariyle Boğa burcuna geçen Jüpiter'in Kova burcundaki Plüto ile bir karesi var. Bunu 16, 17, 18 Mayıs hissedebiliriz. Bir kare oluşturuyor. Sert bir açı kalıbı bu. Kolektif alanlarda özellikle baskıları hissedilebilir. İşte gücü elinde bulunduran kişilerin bazı aşırı tutumları, aşırı baskıları, manipülatif durumları olabilir. Piyasalarda ve özellikle ekonomik alanda yine streslerin, baskıların olabileceği bir süreç. Doğa olayları bile tetiklenebilir böyle bir durumda. Sabit burçlar etkilendiği için özellikle 0'la 3 derece arası, yani güneşiniz, yükseleniniz varsa bu açı kalıbı sizi etkileyebilir. Mars'ın da Aslan burcuna geçmesiyle beraber 20 Mayıs'ta Mars da katılacak bu açı grubuna. Özellikle 20 Mayıs, 21, 22 Mayıs gibi Mars, Jüpiter, Plüto karesi oldukça zorlayıcı olabilir. Yani daha dürtüsel davranma, çok hırslı, tutkulu olma, işte kontrolsüz, aşırı davranışlar, manipülatif durumlar söz konusu olabilir. İyi dengelemek gerekiyor. Daha temkinli olmak, şartları çok zorlamamak gerekiyor. Sevgili aslanlar, sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Aslan burcu zodyağın 5. burcudur. Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinden sabit nitelikli bir burçtur. 21 Temmuz 21 Ağustos arasında doğan kişiler Aslan burcundan kabul edilir. Aslan burcunun gezegeni Güneş onlara canlılık, yaratıcılık ve enerji verir. Güneşin diğer bir etkisi de kendilerini çok önemsemelerine ve gururlu olmalarına yol açar. Onlar doğuştan bir liderdir. Bulundukları ortamda dikkat çekmeyi, ilgi odağı olmayı severler. Kendilerine güvenen, açık sözlü, cömert ve yaratıcı kişilerdir. Rahatına ve lükse de düşkün olan aslan burçları, hayatın zevkli yanlarıyla da çok fazla ilgilenebilirler. Para, onlar için kendilerini, isteklerini ulaştıran bir araç olacaktır. Bu nedenle çok fazla para harcayabilir, pahalı ve lüks tüketim nedeniyle de zaman zaman yaşamlarında maddi sorun da yaşayabilirler. Aslanlar hiçbir zaman ikinci planda kalmayı kabullenemez. Onların liderliğini kabul ettiğiniz ve sürekli takdir ettiğiniz sürece size sadık kalacaktır. Çok fazla gururlu, kibirli, bencil davranışları olursa sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Aslan burçları baskıdan hoşlanmaz. Özgürlüklerine düşkündür. Başarılı olmak ve toplumda üst seviyelerde yer almak onlar için önemlidir. Ancak bunun için de çok fazla çalışmak istemeyebilirler. Genel olarak Güneş onlara şans verdiği için yüksek seviyelere gelmeleri de kolaydır. Sanatsal yaratıcılıkları yüksektir. Özellikle sahne sanatları ve drama Aslan burcuna çok uygundur. Aslan burçları aşık oldukları kişiyi gözlerinde çok yüceltebilirler. İlişkilerinde dürüst davranırlar ve sadakate her zaman çok önem verirler.